Devletimizin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Çukurova bölgesinde insanları maaşa bağlaması, polis, askerden çok koruyucu sistemi geliştirmesi, bekçilik sistemin geliştirmesi. Bugün köylere gidin, bir korucuya deyin, senin tarlan nerede? Hani hayvanı? Hayır diyor, ben maaşlıyım. Ben ne yapacağım domates ekmeği, ben ne yapacağım hayvanın gübresi diyerekten bitirdik. Hem tarımı, hem hayvancılığı milleti maaşa bağlattırarak, bilerek, isteyerek sistematik bir şekilde mahvettik ortalığı. Çiftçinin azalması. Ben bugün çiftçiyim, benim iki koyunum var, bir tarlam var. Ben ham maddeyi dışarıdan ithal ediyorum. Elektrik pahalı, artı canlı ve cansız et ürünler yurt dışından büyük yandaş firmalara peşkeş çekiliyor. Ben koyunumu hangi pazarda satacağım? Ben domatesimi gidip kime satacağım? Hangi fiyatta? Bugün bir düğüne gittiğinizde artık bir çeyrek altın takmaya gerek yok. Bana göre bir kilo domates taksınlar, aynı fiyattır. Domates 10 TL mi olur? Beraber gidelim pazara. Bir domates 1 dolar. Evet, eskiden de 1 dolardı ama 10 yıl önce 1 dolar 1 TL'nin altındaydı. Evet, maalesef. Şöyle bakın, Avrupa'dalar. Avrupa'ya gitmek için can atıyorlar. Bırakıp gidiyorlar işini gücünü. Neymiş efendim? Orada insan hakları varmış. Burada da var insan hakları. Ben göremiyorum kimsenin çok ezildiğini. Sen yanlış yaparsan karşında yanlış görürsün. Ben şimdi size sataşırsam düşünmez misiniz neden? Ondan sonra Avrupa özenti var. Avrupa'ya gidiyorlar. Tabii çalışmak zor geliyor. Hayvan gütmek, işte ahırı temizlemek, bilmem ne yapmak, bunları yapmak istemiyorlar. Gençler diyor ki bizim niye arabamız yok, neden manitamız yok, neden takılmıyoruz lütfen. Bakın bunları kayleye alın gerçekten. Ben bunları gördüm yani, 1,5 yıldır ben memleketteyim. Ben kendim de Elazığ Karakoçalıyım. Ama şöyle bir şey, ben 35 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Emekli oldum ben, öyle bir gideyim orayı da bir göreyim dedim. Geri dönüşüm bir hayat nasıl oluyor dedim. Hani oradaki insanların da işte Avrupa özentisi var, çoğu kaçıyor Avrupa'ya. O yüzden bir tane tarla, ekini bir tarla göremedim, ona çok üzüldüm. Nadas'a da vermiyorlar. Nadas'a verseler belki karşı taraf ofise en azından verir, bir gelirimiz olur. Hani yarın öbür gün ekmeğe muhtaç olacağız biz bu gidişle. Çiftçi Anadolu'yu neden terk ediyor? Çünkü İsrail tohumlarını kullanılıyor şu anda. İthal tohumlar kullanılıyor çiftçilikte. Ve insanların şehirsel özgürlüğünü, şehirde yaşama özgürlüğüne kavuşması için çiftçide herhangi bir gelir kaynağı olmadığından dolayı mecbur çiftçilik mesleğini bırakma zorunda kalıyor. Yani çiftçi sıkıntılı. Çok ciddi sıkıntıda şu an Türkiye gündeminde. Yani normalde Türkiye bir tarım ülkesi olması gerekirken ama tarımla alakalı herhangi bir girişimler görünmüyor. Neden azalacak? Çünkü herkesi tüketmeye teşvik ediyorlar. Üretim tamamen sıfırlandı. Herkesi tüketim toplumu yaratmaya çalışıyorlar yani. Borçlandırıp yaşatmaya çalışıyorlar insanları yani. Niye? Başka ne olacak yani? Çiftçinin ürettiği hiçbir şey. Benim mesela baba eski tarafında tanıdıklarım var. Eskiden hepsi çiftçilik yapıyorlardı orada, işte süt ürünleri, tarla, buğday ekiyorlardı falan filan. Şu an hepsi bıraktı tamamen yani. Hepsi bıraktı. Kazanç yok, satış yok. Destek vermiyorlar. Eskiden bir destekleri falan vardı. Benim orada bir arsam vardı mesela. Arsa demeyeyim de tarla diyeyim. Adamlar bundan 2-3 sene öncesine kadar geliyorlardı. Ben de boş duruyordu benim. Yani şey, yatırım amaçlı almıştım. Boş duruyordu orada. Adamlar geliyorlardı her sene, bana diyorlardı ki burayı bize ver, ekelim, hani şey verelim sana. Hani ektiğimiz üründen biraz bir şey verelim sana da boş durmasın diye. Şimdi kimse gelmiyor, yanaşmıyor, sormuyor bile yani. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Daha da kötüye mi gidecek? Daha kötü olacağız tabii. Bunlar iyi günlerimiz. Daha kötü günler bekliyor bizi bence. Şu var, devletin de burada eksikliği var. Bak ben de AK Parti'ye oy vermişim ama şöyle bir eksikliği var. Tamam kardeşim, bu işi insan gücüyle yapamıyorsak, insanlar eskiden bu işe girmiyorsa, o zaman teknolojiyi en üst seviyede kullanacaksın. Doğru değil mi? Şimdi yani makinelaşmaya gideceksin. Yani bu işin her şeyi makinesi çıktı artık. Bu kişi, bu eskiden 10 kişinin yaptığı, şimdi doğru makinelerle, doğru tespitlerle 2 kişi 3 kişi de yapar. Yani tabii ki burada eksiklik var. Yok değil. İşte bu eksiklik de bu. Yani doğru noktalara, doğru yerlerde doğru noktalara, o da temelinde yine ne var biliyor musun? Menfaat. Niçin? Çünkü ehil kişi ehil yerinde değil. Yani sen bu arada, sen bir işin uzmanısın ama uzmanın olması gereken yerde değil. Ben arkadaşlarımla yaşıyor bunu.
maalesef Türkiye bu hastalıktan kurtulamıyor. Hangi ideoloji olursa olsun fark etmiyor. Anadolu'yu neden terk ediyor? Ben de Güneydoğu Anadolu'dan bir insanım. Güneydoğu'yu neden terk ediyorlar? Mesela artık hani teknoloji geliştiği için makineler yapıyor işi. Biraz daha makineleşmeye gittikleri için artık iş gücü yani işçiye biraz daha az ihtiyaç kalıyor. O yüzden tabii bu tartışılma konusudur. Gerçekten münazara edilmesi gereken bir konudur. Sanayi devrimini yapmışlar. Sanayi devriminden sonra bu şekilde zaten işçilerin bayağı bir hakları gitmiş. Daha sonradan tabii insanlar da artık herkes para kazanmak için yaşıyorum. Zaten dünyada bir araçtır. Herkes o şekilde kullanıyor dünyayı. Çalışmak için veya başka sebeplerden ötürü göç etmişler başka yerlere. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun farklı farklı yerlere gitmişler. Yani böyle aydınlatabildiysem ne mutlu bize. Açlıktan da terk ediyor. Çiftçi kurudu. Bir şey kalmadı. Şeker pancarı gitti. Fabrikalar gitti. Ondan sonra soğan ekemiyor, kömür yok, çalışma yok. Vatandaş ne yapacak? Ne yapacak bir vatandaş? Bir onu söyle bakayım. Çiftçi gerçekten sıkıntıda mı? Sıkıntıda, ölüyor. Şimdi her bankalarda git çiftçinin kimin bir borcu yoktur? Hangi çiftçinin bir borcu yoktur? Evet, ben çiftçiyim, ben de çiftçiyim, ben de tamam. Söyle ki kimin borcu yoksa söylesin. Emekli. Emekli adam şimdi alıyor 1500 liraya. 1500 zaten kira ödüyor. Buna ne yapacak emekli? Geçen de çiftçilerin traktörlerine haciz kurulduğunu gördük televizyonlarda. Evet. Bu doğru bir hareket mi sizce? Ona karşı söylesek kendisini düşünsün. Eğer bir doğruysa kendisi cevap versin. Zaten bunların karşısında muhalefet yok ki. Muhalif olsaydı zaten bu hallere düşmezdik. Tek adamdır, tek devlettir. Tek cumhuriyettir. Başka kimse yok. Şimdi belki AK Parti kesimi bu sonuçlara da inanmayacak ama işte resmi veriler gözümüzün önünde. Açıkça bas bas bağırıyor. Çiftçinin belinin büküldüğü resmi sonuçlardan da anlaşılıyor. Çiftçi zor durumda. Çünkü çiftçi arabasına mazotunu alamıyor. Çiftçi saman fiyatları yükselmiş dediğimiz zaman işte AK Parti kitlesi saman kafa diyor. Ama saman olmadığı zaman senin fabrikandaki baca tütmez. Fabrikandaki baca tütmediği zaman sen evine yani gerekli alışverişini yapamazsın. Saman demek temel demek. Yani binanın temeli olmadığı zaman o binanın üzerinde sağlam bir bina inşa edemezsin. Yani şimdi bakın yurt dışından biz neler ithal ettiğimize baktığımız zaman gerçekten içimiz kan ağlıyor. Fındık ithalatı mı dersin? Saman ithalatı mı dersin? Buğday mı dersin? Sarımsak mı dersin Çin'den? Kastamonu Taşköprü sarımsağının beline kramp mı girdi? Biz neden Çin'den sarımsak ithal ediyoruz? Bizim sorgulamamız gereken noktalar bunlarken ya çiftçi mağdur olduğunu söylediğinde bile çiftçiye terörist diyoruz. Yani Allah'tan korkmak lazım. Çiftçi mağdur olduğunu söylüyor ki kendi iyiliği için bir şey istemiyor. Çiftçi demek halk demek. Çiftçinin gelişmesi demek halkın daha kaliteli domatese, patatese, soğana ulaşması demek. Halk sağlıklı beslenirse güçlü bir halk olur. Güçlü halk demek, güçlü devlet demek. Yani neden çiftçi cebindeki paranın azaldığını söylediği zaman neden terörist oluyor? Bu gerçekten çok yanlış bir bakış açısı. Yöneticilere basiret diliyorum.